Merhaba, bir önceki videomda değişik yatırım yöntemlerini, hisse seçme yöntemlerini göstermiştim. Büyük bir liste var orada. O listede hangi hisse seçim yöntemi, yatırım yöntemi ne kadar gelir getiriyor? Senelik 2003'lerden şimdiye kadar yanılmıyorsam getirisi, performansı ve bu sene içinde olan performansını hepsini görebilirsiniz önceki videoma bakarsanız. Önceki videonun başlığı borsada yatırım yöntemleriydi. Şimdi o yöntemlerden birini anlatacağım. Bunların hepsini ben kullanmıyorum tabii. Ben daha çok böyle teknik analiz tabanlı şeyleri kullanıyorum. Ama istek geliyor bu konuyla ilgili de. Bunları da söyleyeceğim. Bunların tabii yöntemlerin bir kısmını kendi yöntemlerimde kullanıyorum. Onları da şimdi göstereceğim. CanSlim yöntemi Investor Business Daily web sitesinde kullanılan bir yöntem. Burada hisseleri sıralıyorlar. Bu sıralamaya göre istediğiniz size uygun olan hisseyi oradan alabiliyorsunuz. Ama bunlar Amerikan hisseleri olduğu için Türkiye'deki hisseleri birebir nasıl uygulayacağız? Burada üye olup sıraladıkları hisseleri görüp alabiliyoruz. Ama Türkiye'de olmadığı için bu. Bunu Türk hisselerine nasıl uygularız? Bunun bir kitabı da var. Şöyle borsada nasıl para yapılır diye. Şu Investors Business Daily. Burada da görüyorsunuz Investor Business Daily'nin kurucusu tarafından, yani bu web sitesinin kurucusu tarafından yapılan bir sistem. İlk başta kısaltmalar kullanmış. Ken Slim kelimesi çıkmış buradan. Ken Slim ne demek? İlk başta C ile başlayacağız. Her harfi işte önümüzdeki günlerde her harfi ayrı ayrı açıklayacağım. Bugün C harfini açıklıyorum. Yarın A harfini, daha sonra N gibi en sonuna kadar bu yöntemi açıklayacağım. Şimdi CanSlim yatırım yönteminde borsadaki hisseler her çeyrek yılda kazançlarını açıklarlar. Bu açıkladıkları kazançlar da hisse başına gelen kazancın %25 artmasını her zaman gerektiğini söylüyor. CanSlim yönteminin ilk C harfi. Current quarterly earnings, yani en son olan ve önceki çeyrek yıllara göre %25 artış gösteren hisse başı kazançları, iyi olan hisseleri alıyoruz. Örneğin hisse başı kazancı earning per share demek. Bunun Türkçe karşılığına bakarsak hisse başı kazanç. Hisse başı kazancı %25 her çeyrek yılda artıyor olması lazım. Örneğin geçen çeyrekte 100 ise bu çeyrekte 125, daha sonraki çeyrekte %25 artmış şekilde ilerlemesi lazım hisse başı kazancın. Buna ek olarak dikkat edilmesi gereken, herhangi bir çeyrek yılda birden çok yükselip çok alçalan kazançlar değil de kazancın düzenli ve sürekli olarak artıyor olması. Onun için kazancın sürekli ve düzenli olmasına ve artıyor olmasına bakmanız gerekiyor. Buna ek olarak minimum %25 hisse başı kazancı deniyor. Yapılmaz. Hisse başı kazancı gerekli koşuluyor. Bunu karşılamayan hisseleri eliyoruz. Buna ek olarak hissenin satışlarının ne kadar çok arttığı, %20, %25 ya da daha çok her çeyrek yılda artmasını istiyor. Buna ek olarak return on equity %17 ya da daha fazla olması isteniyor. Return on equity'nin karlılık oranı, yani oranının %17 ve daha çok artması isteniyor. Ne dedik burada? Hisse başı kazancı %25'in üstünde olacak. Buna ek olarak satışların büyümesi %20, %25 oranında
ve karlılığı da %17 olması gerekiyor. Bunu her zaman kullandığımız investing.com sitesinden bakalım. Örneğin Koza altın işletmelerine bakayım. Burada finans bölümünden, finansal özet bölümünde income statement'a gidiyorum. Quarterly yani çeyrek yıl demek. Burada earning per share yani EPS'i görüyorum. Bu değerlere bakmamız gerekiyor. Cancelim'in ilk C'sine göre 0.86'dan 0.9'a gelmiş, sonra düşmüş, sonra tekrar yukarı çıkmış. 0.88, 0.96 böyle artışlar olmuş. Buna ek olarak income statement'ı bu. Satışların ne kadar arttığına bakacağız. 244'ten 249'a, 237'ye, 236'ya gitmiş. Tabii 2018 bilgisi daha gelmemiş buraya. Çeyrek yıl bilgileri bunlar. Bunun gibi diğer söylediğim kriterlere göre de inceleyip hisseyi eliyorsunuz ya da listenize koyuyorsunuz. Burada tekrar satışlardan kazançları görüyoruz. Böyle ilk C'si bunları içeriyor. Cancelim yönteminde price earning ratio yani kur kazanç, fiyat kazanç oranı çok önemli değil. Kitapta örnekler vermiş. Örneğin kur kazanç oranı çok yüksek olan şirketler ilerlemeye devam etmiş diyor. Onun için en önemli değerler bu kitaptaki yönteme göre earning per share yani hisse başı kazanç oranı ve satışlar. Evet, Cancelim'in C'si bu kadar. Burada da earning per share'i görebiliyoruz. Yıllara göre tabii bütün bilgiler güncel değil burada. Böyle. Tekrar ileriki videolarda görüşmek üzere.